Ve Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Virjin. Huysuz Virjin mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı. Ben Huysuz Virjin'le ilgili sizinle birazcık sohbet edeceğim. Aslında Ali bir tweet atarsan matrak olacak. İsterseniz onu size anlatacağım. Hani belki gelenler olur. Seyfi Dursunoğlu ile ilgili diyalogumuzu size anlatacağım buradan. Huysuz Virjin bütün mal varlığını 15 milyon liralık mirasının ilişkin davada mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmış. İki yeğeni mirasta hak sahibi olduklarını ileri sürerek vasiyetin iptali için dava açmış idi. İstanbul Anadolu 14. Asli Hukuk Mahkemesi mirasın hak sahibinin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olduğuna karar verdi. Size biraz Huysuz Virjin'i tanıtmak istiyorum. Bu da orayı anlatan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin açıklaması. Huysuz Virjin'i ben Billur Kalkavan, ikisi de vefat etti. Billur vefat etti deyince yüreğim cız ediyor. Billur'dan telefonunu aldım, dedim nasıl biri? Çok tatlıdır ama çok da ilginçtir, seni paralayabilir dedi. Aykırı sorulara davet etmek için aradım. Aradığım tarih işte Mayıs falan gibi. Ondan sonra aradım. Sen kimsin dedi bana. Dedim böyle böyle. Biliyorum dedi, seni izliyorum televizyonda dedi. Beni sonra ara dedi. Yaz geliyor, sıcak şimdi olmaz dedi. Bir iki ay sonra ara dedi. Yazın göbeğinde ben yine kendimi hatırlatmak için aradım. Bana bak dedi. Sen az değilsin dedi. İnanılmaz sorular soruyorsun dedi. Senin karşısına hazırlıksız çıkılmaz. Biraz daha sonra ara dedi. Neyse sonbahara doğru yaklaştığımızda tamam geliyorum dedi. Orada aykırı sorular açısından şöyle bir önem vardı. Biliyorsunuz Huysuz Virjin'e televizyon yasağı gelmişti. Yani Seyfi Dursunoğlu'na çok üzgündü. Ağlamaklıydı. Huysuz Virjin'in halka yönelik böyle bir durumda olması çok üzüyordu onu. Bu arada yayına geldi. Son derece dikkatli hazırlanmıştı. Son derece de zeki. Ben orada Zeki Müren eşcinsel miydi diye bir soru sorduğumda size nasıl eşcinsel misiniz değil misiniz diye sormuyorsam ona da sormadı. Benim dostumdu dedi. Ve bunu herkes kullandı. Ama aslında olay tam böyle değildi. Huysuz Virjin'e o diyalog nasıl gelirken sanki ben durup dururken Huysuz Virjin'e bunu söylemişim gibi. Huysuz Virjin bana şunu anlatmıştı. Zeki Müren alt kadrosunda kendinden daha güzel birisinin olmasını istemezmiş. Dikkat buyurun. Kendisinden daha güzel. Huysuz da bana dedi ki Seyfi Bey ben ondan daha güzelim diye beni alt kadrosuna bile almazdı. Yıllarca dedi burnumdan getirdi. Ve anladığım kadarıyla orada araları kötü ölmüştü ve hiç hoşlanmıyordu Zeki Müren'den. Dolayısıyla yayında bundan dolayı ben tabii ki biliyorum eşcinsel oldu ama hard talklarda ve sert söyleşilerde bunlar sorulur ve konu konuyu açar. Ama bu mesele daha güzeldi meselesinin üzerine bu diyalog kurulmuştu. Neyse. Yayın bitti falan. Biz tabii aramızda işte bir dostluk o anlamda saygı içeren bir dostluk oldu. Beni Halk TV'den kovduklarında ilk arayanlardan birisiydi. Seni kovacaklarını biliyordum. Sen çok iyi televizyoncusun. Ekrana çok yakışıyorsun. Şeytan tüyü var gibi. Hak etmediğim belki de son derece güzel şeyler söyledi. Mutlu olduk. Sonra Halk TV'ye geçtim. Beni aradı. Enver dedi biliyorum başka bir yer yok ama Halk TV'nin ekranı çamur gibi dedi. Gerçekten de sağ olsun Şaban Sevinç bir kuruşluk yatırım yapmadı Halk TV'ye. Ailesi de neden ona Baykal ailesi de şurada Cafer'i takdir etmemiz lazım. Hiç değilse ekranı düzelttiler. Yani onu takdir etmek lazım. İzlenebilir bir ekran oldu. Televizyon gibi oldu yani. Dedim ne yapayım? Işıklar berbat dedi. Işığını düzelt dedi. İşte sağdan ver, soldan ver. Zaten çirkinsin, daha çirkin görünüyorsun dedi böyle falan. Ondan sonra yine aradan bir zaman geçti. Yine beni aradı bir gün. Enver dedi Halk TV'de bedavaya çalışıyorsun değil mi dedi. Evet dedim bedavaya çalışıyorum. 5 kuruş almıyorum. Bana bak dedi sen parasızsındır o zaman dedi. Sana bir proje teklif edeceğim dedi. O projeyi eğer yaparsan paran olur dedi. Ondan sonra güldüm ben yani ne gibi bir proje dedim. Sinema filmi dedi. Başrolü sana teklif ediyorum dedi. İkimiz oynayacağız dedi. Ben şaşırdım böyle. Sinema filmi ve bir başrol.
Evet dedi, kabul edersen yapacağız. Ben de yapımcısı olacağım dedi. Allah Allah dedim. Yalnız dedi haberin olsun, film porno. Ondan sonra tabii gülüştük falan. İkimiz başrol oynuyoruz. Filmde porno olacak. Yapımcısı da Seyfi Dursun oldu. Biraz benim moralimi yerine getirmek için gülüştük falan. Bunu başka yerde anlattım mı hatırlamıyorum. Seyfi Bey'le böyle bir diyalogumuz vardı. Sonra bir gün özel bir görüşmede, kalabalık bir ortamda kenarda sohbet ediyorduk. Şeydi, duyguluydu. Onun bir biyografisi yayınlanmıştı. O yayınlanan biyografisi çok kötü bir biyografiydi. Ve ben dedim ki yani sizin hayatınız çok renkli. Hani sizin biyografinizi yazan kişi bunu eksik yazmış ya da siz anlatmak istememişsiniz. Ben dedi ailemi üzmek istemiyorum. Ve dedi her şeyi anlatmak istemiyorum, anlatamam. Gözleri doldu. Ve kimlere kırgın olduğunu bir miktarını bana söyledi. Nasıl bir dönem olduğunu, neler yaşadığını ve bunları anlatamayacağını söyledi. Ben de onun anısına saygıdan dolayı bildiğim ama anlatmak istemediği için bana da düşmeyecek şeyleri anlatmıyorum. Peki buraya kadar niye getirdim? Şundan dolayı gerçekten Seyfi Dursunoğlu mirasını ailesinden kimseye bırakmak istememişti. Bana anlattığı sebeplerden dolayı. O yüzden ailesinin hiçbir zaman Sayın Dursunoğlu'nun arkada bıraktığı mirasından pay falan almaya kalkmasını haklı bulmam. Seyfi Bey'in yanında çalışan yardımcısı vardı. O da gayet iyi bilir bu tabloyu. Seyfi Bey onurlu bir insandı. Seyfi Bey kibar bir insandı. Seyfi Bey Türkiye'ye son derece önemli olan huysuz virjin diye kendisinin yarattığı ve kendisinden bağımsız bir kişilik oluşturmuş olan birini armağan etmişti ve bize, hepimize tebessüm ettirdi, kamerayı öğretti. Tekrar ediyorum, ısrarlı ve inatla ona duyduğum saygıdan dolayı açıklayamam detayı. Ama ailesine 5 kuruş bile vermeyecek kadar önemli bir ayrıntıydı bu. Dolayısıyla burada işte davanın Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından kazanıldığını da bir kez daha görmüş olduk. Böyle yani hayat sürüyor. Bugün de ilginç bir yayın yaptık.